Merhaba sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki haberler yani Twitter olsun internet siteleri olsun ya da işte nevi futbol programları olsun Mesut Özil haberleriyle çalkalınıyor Türkiye futbol medyası biz de Mesut'un gelmesini dört gözle bekliyoruz ama tabii ki Mesut gelmeden önce ya da gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünürken kafama takılan bazı sorular var kafama takılan e, acabalar çok fazla var bununla alakalı bir video çekmek istedim bu videoda anlatacağım şeyler eleştiriden daha çok benim kafama takılan şeyler. Yani benim kendi kendime oturup düşündüğüm şeyleri sizinle paylaşmak istedim. O yüzden de böyle bir video çekiyorum. Sizler de mutlaka benim söylediğim şeylerden sonra katılın ya da katılmayın. Ne düşündüğünüz hiç önemli değil. Yeter ki kendi fikirlerinizi yorum olarak yazın arkadaşlar. Öncelikle biraz sağ dışı ile alakalı konuşmak istiyorum. Sağ içine daha sonra döneceğim. Sağ dışı ile alakalı e, kafamda sadece... Bir tane soru var ama o bir tane sorunun da e, ee, dalları var. Soru ne peki? Mesut buraya futbol oynamaya geliyor yoksa para kazanmaya mı geliyor? Şu anda benim kafamda en çok düşündüğüm şey bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya adam bedavaya mı oynayacak tabii ki para kazanacak. Ondan bahsetmiyorum. Şimdi kafa olarak nasıl bir kafa daha? Ya ben futbolu çok özledim gideceğim Fenerbahçe'de yeniden ne olduğunu görecekler. İşte biz daha bitmedik. Görecekler Mesut'u tarzında mı? Yoksa ben oraya imza atayım, paramı alayım ondan sonra orada kafama göre takılırım mı? Bunu çok düşün, çok düşünüyorum. Onunla alakalı da bayağı bir korkuyorum daha doğrusu. Çünkü sonuçta gidecek para Fenerbahçe'nin parası. Benim de biliyorsunuz Fenerbahçe'li mu Şimdi neden böyle düşünüyorumla alakalı maddeler yaptım. Bir, şimdi Fenerbahçe'liyim diyor Mesut. E, istediği takımda olabilir bu arada. Hiç önemli değil. Ha, ha, e, Mert Hakan yandaş Galatasaray'lıyım diyordu Fenerbahçe'de. Bunlar olabilir. Fenerbahçeliyim diyor Mesut. Ama ee, mesela mesela Galatasaray'la alakalı bir paylaşımı var. Mesela arkadaşlar şöyle bir paylaşım var eski zamanlardan. Diyor ki Arsenal ile Mesut Özil'in röportajını tüm Türkiye ee, beğenerek okudu. Türk asıllı Alman süperstarın Türkiye'ye denince, Türkiye denince ilk akta Galatasaray gözleri, e, sözleri ise en çok konuşulan cümlesiydi. Şimdi arkadaşlar bakalım bir. Ne diyor? İşte falan Galatasaray'la karşılayacak Arsenal bilmem ne. Sarı kırmızı cimbomla iyi şu sözleri söylüyorum. Galatasaray Avrupa'nın en büyük takımlarından biri. Dünyada Türkiye denince ilk aklı Galatasaray geliyor. Galatasaray Avrupa'da çok farklı oynuyor. Her sene şampiyonluk falan filan bilmem ne. İstediğiniz kadar holigan derecesinde Fenerbahçe'de de Beşiktaşlı olun arkadaşlar. Bu bir doğru. Avrupa'da ya da şey deyince ilk aklı Galatasaray geliyor. Ha, yani bu Fenerbahçe Beşiktaş gelmiyor değil. Ama ilk gelen en çok akla gelen Galatasaray. Mesut burada yalan bir şey mi söylemiş? Hayır doğru bir şey söylemiş. Ama şunu demek istiyorum. Mesela şimdi ben diyelim ki Fenerbahçeliyim. Ee, diyelim ki ben nerede oynuyorum? işte bir Everton'da falan diyorum ve Galatasaray'la karşılaşacağım. Yani şimdi mesela ben Fenerbahçeli olduğum için bunu mesela söylemem. Kendimce söylemem. Ya da söylüyor olsam bile şu şekilde söylerim mesela. Çünkü bir yanında Fenerbahçelilik var. Derim ki Galatasaray çok büyük bir camia. Avrupa'da çok güzel maçlar e işte oynuyorlar falan. Türkiye'dendiği zaman zaten işte Fenerbahçe Galatasaray ilk akla bu takımlar geliyor ee, şimdi Fenerbahçe'yi de aradan katmak isterim yani Fenerbahçe ve Galatasaray geliyor hadi bu sefer Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray geliyor ama Galatasaray bir, bir Avrupa'da daha çok maç yaptığı için biraz daha öne çıkıyor falan deyip Fenerbahçe'yi de arada katmaya çalışırım mesela şimdi bu bir hata mı Mesut'a bir eleştiri mi bu yine söylüyorum bu bir eleştiri değil benim kafamda düşündüğüm şeyler lan diyorum acaba niye böyle niye öyle onları paylaşıyorum sizlere arkadaşlar. Bu birincisi. Şimdi ikincisi böyle bir dövme var Mesut'ta arkadaşlar. Bu bir aslan dövmesi. Şimdi aslan dövmesi e, ya Türkiye'de Galatasaray'ın e, özdeşleştirilmiş hayvan e, ya da logosu demeyelim de ne derler işte ona neyse işte bulamadım onun kelimesini. E, temsil eden hayvan aslan değil mi? Şimdi her aslan dövmesi yaptıran Galatasaraylı mıdır? Hayır tabii ki değildir. Ama beni burada çok ilgimi çeken farklı bir şey var. Yani dövmedeki renklere bakarsanız sarı ve kırmızı renkler var dövmede. Sarı ve kırmızı. Bunu diyorlar ki Alman bayrağı ile alakalı. Yani Alman bayrağında sarı, kırmızı ve siyah var diyorlar. Şöyle de göstereyim size Alman bayrağını arkadaşlar sarı, kırmızı ve siyah var gerçekten doğru. Ama diyorum ya size bu videoyu sürekli bunu söyleyeceksin. Niye bunu sürekli söylüyorsun? Çünkü Adamın dövmesine de karışıyorsun falan tarzında yorumlar geleceğini biliyorum. Çünkü ben diyorum ki ben bu bir eleştiri değil. Ben kendi kafamda kurduğum şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin yorumlarınızı merak ettiğim için. Şimdi böyle bu durumda yine ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Diyelim ben Fenerbahçeli Onur'um. Ve dövme yaptıracağım. Aslan'ı da çok seviyorum. Yani Aslan'ı yaptıktan sonra zaten Aslan Galatasaray'la özdeşim özle bir şey. Ya gidip de sarı kırmızısını yaptırmam yani mesela. Ne bileyim o zaman arkasına siyah gölge attırırım. Ya da ne bileyim işte ne bileyim. Bunun sağ tarafına işte aslan diyelim burada. şunu şu tarafına bir sarı kırmızı siyah yaptırırım. Böyle üç renk falan yaptırırım. Çünkü bu farklı anlaşılabilir diye düşünürüm. Ve ben de kendimi iyi hissetmem. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarım ve Beşiktaşlı kardeşlerime soruyorum. Sizler de cevap verin. Mesela diyelim ki bir gün bir tane kanaryanız vardı evde. Çok seviyordunuz o kanaryanızı. Böyle beyaz bir kanarya işte sarı bir kanarya. Çok seviyordunuz. Sonra öldü o kanarya ve dediniz ki ya ben onu çok seviyorum dövmesini yaptıracağım. O dövmeyi yaptırdıktan sonra kanaryayı yanına da sarı lacivert renkler yapar mısınız? Fenerbahçeli olmasanız, Beşiktaş ve Galatasaraylı olsanız. Yani rahatsız olmadı. Zaten ya ben bu kanarya güzel de niye ben buna sarı lacivert yaptım ki falan. Yaptırmak istemezsiniz. Bu benim birazcık gerçekten kafamı kurcalıyor. Yani diyorum ki niye böyle bir şey yapmış yani sarı kırmızı diye. Bu da beni kafamı kurcalayan bir şeylerden bir tanesi. Şöyle bir haber var arkadaşlar. Mesut iyi bir Galatasaraylı diyor. Diyor ki Türk Alman Dostu Derneği Başkanı Adem Çukur yakınlarına ta yakından tanıdığı gurbeci futbolcu Mesut Özil'in tüm özelliklerini Bestefem'den Özkan e Öztürk e anlattı. Şöyle bir cümle var. Mesut Özil sanılan aksine Fenerbahçeli değil, Galatasaraylı olduğun altını çeken Çukur, Mesut iyi bir Galatasaraylıdır. Onunla her maç sonrası görüşürüz. Bazen gelir, bende kalır. Beraber Galatasaray maçlarını da izler, yorum yaparız. Yani şimdi arkadaşlar bir adam, bir e, kişi Mesut'la beraber bakın bazen gelir bende kalır. Mesut Özil'le beraber aynı evde kalabilecek kadar Mesut'a yakın bir adam Mesut'la alakalı yalan söyleyebilir mi? Yani şimdi düşünüyorum. Yani çok ünlü bir futbolcuyla yan yana aynı evde kalabilecek kadar e, yakınsın onunla. Gidip de ya Mesut bana demez mi yarın bugün? Kardeşim sen hayırdır ya niye yalan konuşuyorsun? Niye bizi böyle böyle şey yapıyorsun? Yalancının tekisin sen mesela. Olmayan şeyleri nasıl anlatıyorsun kardeşim? Ne biçim işte bilmem nesin? Yalancı ben senden ne zaman Galatasaray maçı izledim demez mi? Bu arkadaşlığı bitmez mi? Ya bu adam yalancı duruma düşmez mi? Yani şimdi Allah aşkına siz kendiniz düşünün. Siz şimdi atıyorum Emre Belezoğlu'yla çok yakın arkadaşsınız. Çok yakın. ...bir gün e, röportaj yapıyorlar... Size de şey diyorsunuz... ya Emre aslında Fener değil biz onunla Beşiktaş maçı izliyorduk... ...yan yana Beşiktaş'ın gollerine çok seviniyorduk... ...der misiniz öyle bir şey diyebilir misiniz... ...yakın arkadaşınızla alakalı... ...yani bu yorum gerçekten... ...bazen gelir bende kalır... ...beraber Galatasaray maçlarını izler... ...yorum yaparız dedi... ...yani... ...bilmiyorum bu biraz... ...bu da benim çok kafama karıştırdı... ...yani adam aynı evde kal kaldığını söyleyen adam... ...Galatasaraylı Mesut diyor... Aslan dövmesi, sarı kırmızı falan filan mı var Mesut'ta? Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şöyle bir tweeti var Mesut'un arkadaşlar. Ne zaman atılmış bir? 11 Ocak'ta sanırım. I definitely will. Yani diyor ki yapacağım. Bunu yapacağım diyor. There are two countries I want to play football in before I retired. Yani emekli olmadan önce I want to play, oynamak istediğim iki tane ülke var. Kesinlikle yapacağım ben diyor emekli olmadan önce diyor oynamak istediğim ilk ülke var. Türkiye ve Amerika. Bakın burası önemli. Türkiye ve Amerika. Şimdi Mesut'un biliyorsunuz ki Fenerbahçe ile alakalı transfer dedikoduları çıktıktan sonra bir şey çıktı. Dediler ki Mesut'a bir talep daha çıktı. O da Amerika'dan. Bakın bir talep Türkiye'den var. Bir talep Amerika'dan var. Ve Mesut paylaşımında ben diyor emekli olmadan önce istediğim iki ülke var diyor. Biri diyor Türkiye, biri Amerika. Yani şimdi koskoca İtalya'da mesela Juventus var. Juventus'ta Ronaldo var. Daha önce oynadın. Ne bileyim İspanya Ligi var. Real Madrid'de daha önce oynadın. İşte ne bileyim hani e, bunun haricinde başka Fransa Ligi var. Paris Saint Germain var. Neymar'la oynayabilirsin falan. Bu ülkelerle koskoca dünyada bu ülkelerle oynamak bitti. Sadece diyorsun Türkiye ve Amerika'da oynamak istiyorum. Ve bu dikkat ederseniz bu iki ülke teklifin geldiği iki ülke. İki tane ülkeden teklif var ve bu iki ülkeyi söylüyor. Şimdi ben bu sefer şunu düşünmüyor değilim. Acaba sen yanlıyor musun? Yani sadece iki ülkeden teklif geldiği için mi o iki ülkeyi yazıyorsun? Mesela Fransa'dan Paris Saint Germain'den bir ülke gelseydi o zaman oynamak istediğim işte iki ülke var Türkiye ve Fransa mı yazacaktın? Yani bunlar benim kafamı biraz kurcalıyor. Galatasaray yani o da arkadaşım beraber kaldığın adam biz Galatasaray maçını izliyorduk ya Mesut Galatasaraylı diyor. Dövmen var Galatasaray'la alakalı. Fenerbahçe'den teklif gelince ben zaten doğuştan Fenerbahçeliyim ya diyorsun. Bir Türkiye'den bir de Amerika'dan teklif var. Bu sefer de oynamak istediğim iki ülke Amerika ve Türkiye diyorsun. Tekliflerin olduğu ülke. Şimdi bu beni şundan dolayı korkutuyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu arada yine söylüyorum eleştiri gelir gelmez siz bilirsiniz. Kafamdaki şeyleri, sadece düşünceleri sizinle paylaşıyorum ben. Açık konuşuyorum daha doğrusu. Hani şunu yapmak çok kolay ama ben bunu yapmıyorum. İşte Mesut takımımıza çok fayda olacaktır. Zaten gerçekten e, Fenerbahçe'li oluşu çok iyidir. Haydi bakalım like bekliyorum. Gibi bir şey değil. E, tepki de gelse ne no, olursa olsun düşüncemi anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu arada. Yani arkadaşın... Diyor ki Mesut Galatasaraylı. Sende Galatasaray, Galatasaray dövmesi var. Fenerbahçe'den teklif gelince ya ben zaten doğuştan Fenerbahçeliydim kardeşim. E, Amerika'dan ve Türkiye'den teklif gelince ilk, oynamak istediğim iki ülke var. Biri Amerika biri Türkiye falan. Acaba diyorsun ki ya sen transfer için yanlıyor musun? Neden korkuyorum işte onu söylüyorum. Biz gerçek Fenerbahçeliyiz. Biz diyoruz ki ulan bu adam dünyanın sayılı on numaralarından bir tanesi. Yani inanılmaz bir pasör, inanılmaz bir futbol görüşü var. Ve Arsenal bunu aldığı zaman hani öyle Real Madrid'den giderken Mesut'u çok almak isteyen vardı. Arsenal aldı, Yıldız diye aldı. Yani Arsenal'in hani bizim şu anda maç yapsak Süper Lig takımlarının hiçbirinin yenemeyeceği Arsenal var ya. Ki kötü Arsenal. O Arsenal'in yıldızıydı bu. Bakın yıldızı. Bu adam Arsenal'de niye tutunamadı abi o zaman? Real Madrid de oynuyorsun. Ronaldo senin gidişinden şikayet ediyor. Diyor ki ya Mesut niye gönderiyorsunuz? Ben Mesut beni çok pas atıyordu falan. Ronaldo senin hakkında bunu söyleyen. Arsenal'e yıldız olarak gidiyorsun ve birkaç sene içinde yok oluyorsun. Peki bunun sebepleri ne? Bunun sebepleri bir ara e-spora girdi, Fortnite oynadı. Hepsini yapsın. Ben bunlara karşıyım. Tabii ki hepsini yapsın. Ama hani bu ne dereceye geldi ki kulüp senden vazgeçti? Yani şimdi şöyle düşünelim. Biz Arsenal yönetimi olalım arkadaşlar. izleyenlerle beraber. Ben işte basın sözcüsüyüm. Sen izleyen kardeşim Ahmet sen başka bir şeysin. Mehmet başka bir şey. Osman sen başka bir şeysin. Hakan başka bir şeysin. Bu arada o isimlerden izleyen varsa lütfen yazsın. Yıldız alıyoruz. Mesut işte koçum benim gel buraya falan filan getiriyoruz. Son 2-3 senede vazgeçiyoruz Mesut'tan. 2-3 senede de daha fazla vazgeçiyoruz. Neden peki? Neden Mesut'tan verim alamayacağımız hale geldi Mesut? Bunları düşünüyorum. Yani koskoca Mesut Özil Real Madrid'de Forvet arkası oynamış, bazen sol açık oynamış Mesut Özil neden Arsenal'de tutunamadı acaba farklı şeyler mi vardı ve 32 yaşına geldikten sonra Arsenal'de de sözleşmesi bittikten sonra artık acaba nereye imza atacağım benim para kazanmam lazım bir imza dağıtıp iyi para alayım ben Fenerbahçe'den teklif var ben zaten Fenerbahçeliydim gitmek istediğim iki ülke var Fenerbahçe falan filan mı diyor acaba Yine söylüyorum 5. kez oldu. Bunları ben Mesut böyle düşünüyor ne biçim adam gibi söylemiyorum. Hep kafamda lan acaba öyle mi? Lan acaba böyle mi diye düşündüğüm şeyler bunlar. Korktuğum şeyler. Çünkü ben Fenerbahçe Mesut'u gelmesini o kadar çok isterim ki. Çünkü çok büyük bir yetenek. Fenerbahçe'ye çok şey katar. O yüzden çok isterim gelmesini. İnşallah gelir. Ama gelirken de ulan bu acaba... Para için mi geliyor? Yani gelecek buraya imza atacak. iki maç oynayacak ondan sonra yine Kafasına göre takılacak işte bilmem ne Survivor'a gidecek falan filan öyle bir oyuncu mu olacak diye Fenerbahçe'mizin parası için korkmuyor değilim ama çok istiyorum gelmesine. Gelirse şov yapacağını düşünüyorum Mesut Özil'in diyorum ve saha içine geçiyorum. Şimdi dedik ya Mesut'un gelirse şov yapacağını düşünüyorum. Şu şekilde bir mevzu var arkadaşlar bununla alakalı. Mesut'un şov yapabilmesi için Mesut'a şov yapılacak bir oyuncu topluluğunun olması lazım arkadaşlar. Yani Mesut nasıl bir oyuncu YouTube'dan izliyorsunuzdur maçlarını izlemişsinizdir. Mesut alır, verir, alır, verir, alır, verir, alır, verir. Ondan sonra bir anda araya bırakır gol. Peki Mesut alır, veriri kimle yapacak? Mesut al, veri atıyorum. Mert Hakan'la yapabilir mi? Sanmıyorum. Mesut al, veri Valencia'yla yapabilir mi? Sanmıyorum. Mesut al, veri Sisel'le yapabilir mi? Sanmıyorum. Tiam'la yapabilir mi? Sanmıyorum. Samatay'la yapabilir mi? Sanmıyorum. Pelkas'la yapabilir mi? Yapabilir. Sosa'yla yapabilir mi? Yapabilir. Gustavo'yla yapabilir mi? bir tık Ozan'la yapabilir mi bir tık işte bahsettiğim şey bu Mesut Özil alveri yapabilmesi için e, attığı topu geri alabilmesi lazım çünkü arkadaşlar Mesut'un özelliği şu attığı oyuncuları sürekli duvar olarak kullanıyor. Mesela ben Mesut'um gidiyorum karşıdan rakip geliyor. Halı sahada hatırlar mısınız arkadaşlar? Böyle giderken bazen adama doğru koşarsınız. Topu bu halı sahanın tellerine vurdurup onun sağını sonundan geçersiniz. İşte aynı o şekilde. Mesut da yanında sanki duvarlar varmış gibi oynuyor. Atıyor veriyor. Alıyor bir daha veriyor bir daha alıyor. Sanki duvara çarptırıyor gibi. Halı sahada oynuyormuş gibi oynuyor. Şimdi senin Mesut'un attığı topu sen kontrol edemiyorsan top ayağına geldi. <laughs> Topla savaşıyorsan bu iş olmaz senin attığın yanında kim gibi olması lazım biliyor musunuz? Emre Belezoğlu gibi olması lazım. Mesut'un yanında bir Emre gibi oyuncu olması lazım. Atacak tık verecek, geri alacak, geri verecek. Sosa'nın gençliği gibi olması lazım. Pelkas şu anda olabilir gibi duruyor biraz. Onun haricinde kim gibi olabilir? Yine Pasör Belhandi gibi olabilir. Feguli gibi olabilir. Bu tarz alveri hızı yapabilecek oyuncular lazım. Şimdi Pelkas Sezon başındaki çektiğimiz videolarda açık oynadığını görmeden demiştik ki bu adamın oynayacağı tek yer forret arkası demiştik hatırlarsanız. Ve forret arkasına geçtikten sonra çok iyi oynamıştı. Bu arada yine hatırlarsanız eleştiri gelmişti bana. Gökhan Gönül için demiştim ki Gökhan'ı çok seviyoruz eyvallah ama Gökhan artık yaşlanmış. Ve eski Gökhan gibi git gel git gel yapamıyor. Gökhan'ın kesilmesi lazım. Nazım'ın dedim yavaş yavaş oraya gelmesi lazım demiştim. Aynısı oldu bakın gördünüz. Aynı oldu. Nazım geçmeye başladı ve gayet de asistini yapıyor. Golünü atıyor. Her şeyini yapıyor. Bunları da araya serpiştireyim. Şimdi Pelkas o zaman demiştim ki size sola çıktı falan oynamaz. Sonra arkası oynar. Şu anda Pelkas sola çıktı oynar. Sağa çıktı oynar. O zaman size de demiştim ki bu adamı niye açığa koyuyorsun Erol Hoca bu forvet arkasına oynar dedim. Oraya koydu başarılı oldu. Dediğimiz doğru çıktı. Şu anda Pelkas sola çıktı oynar sağa çıktı oynar. Neden diyeceksiniz? Çünkü Pelkas sol açığa geçtiği zaman senin orta san Sosa, Ozan, Gustavo. Sosa Ozan Gusa, Ozan bir tık daha önlerinde gibi. Pelkas Ozan'la verkaç yapamaz. Çünkü Pelkas'ın futbol aklıyla Ozan'ın futbol aklı, görüşü daha doğrusu, dribbling yeteneği, çevikliği, pası aynı değil. Pelkas'ı şöyle düşünün. Biraz daha teknik. Atıyor, veriyor, alıyor falan filan ama attığı yerde daha teknik bir oyuncu olması lazım. Şimdi Mesut var. Şimdi forvet arkasında e Mesut olduğu için Pelkas'ın koşacağı. Mesela Pelkas diyelim ki süper bir koşu yapıyor. Sosa, Gustavo ya da Ozan üçlüsünden harika bir top gelmez. Ama Mesut'tan gelir. Sos, e, Pelkas aldı diyelim sola çıktı topu. Arıyor işte kimi atsam falan. Mert Hakkan attı. O top geri gelmeyebilir. Ama Mesut'tan geri gelebilir. Senin orta sahaya favori taksına koyacağın Mesut Pelkas'ı da oynatır. Valencia'yı da oynatır. Bu arada Valencia'nın kendine çok acil çeki düzen vermesi lazım. Şu anda Valencia'nın elinde inanılmaz bir inanılmaz bir şans geçti. Çünkü e Valencia o ne kaç paraya geldiğini biliyorsunuz. Hangi ligden geldiğini biliyorsunuz. Hani e, birinci sınıf bir oyuncu zaten değil. Ama Mesut gibi bir adam gelirse, gel, gelirse eğer Fenerbahçe'ye Valencia'nın atacağı koşullara, dünyanın belki de sayılı en iyi pas atabilecek oyunculardan bir tanesi geliyor. Valencia biraz kafasını kullanırsa, biraz Mesut'la ikiye bir konuşursa, daha iyi diyaloglar kurarsa hani ben nasıl yapayım, ölüm kaçayım, ölüm kaçayım falan. O zaman harika alacağı paslarla Fenerbahçe'nin bir anda yıldızı bile olabilir. Bu yüzden Mesut'un pasörlüğünü mutlaka iyi değerlendirmesi lazım Valencia'nın. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umuyorum ki sizler de yorum atacaksınızdır. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone değilseniz de mutlaka abone olun. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.